AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Seçimin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Çelik, İmamoğlu ve Yavaş'a yüklendi. Dün çıktılar ekranlara ve Anadolu Ajansı'nın, bizim partimizdeki verilerin, Cumhur İttifakı partilerindeki verilerin birer manipülasyon olduğunu iddia ettiler. CHP adına iki büyükşehir belediye başkanı Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu konuştu. Ve konuşmaya başlarken şöyle bir cümle kullandılar. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu adına konuşuyoruz dediler. Yani sandık sayımı devam ediyor. Vatandaşımızın iradesi tecelli etmemiş. Ama onlar çıkıyorlar. Milli iradeye karşı yakışıksız bir biçimde Cumhurbaşkanı'nın kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Üstelik de Cumhurbaşkanı'nı ilan ettikten sonra da kendilerine bir yetki atfederek onun adına konuştuklarını söylüyorlar. Dün ilk açıklamamızda söyledik. Bu yapılan şey milli iradeye dönük bir yetki gaspıdır. Sandıklar tecelli etmeden bu tavrın ortaya koyulması milli irade, milli iradeye dönük değerler ve demokrasi adabı açısından son derece yanlıştır dedik. Bunun neticesinde en azından bir sürçülisan ettik ya da yanlış yaptık demelerini bekliyorduk. Fakat daha sonraki açıklamalarında da buna aynen devam ettiler. Bu siyasi tarihimize, milletin iradesine saygısızlığın en çarpıcı örneklerinden biri olarak geçmiştir. O sebeple şunun altını çizmek gerekir. Dün manipülasyon yapılan tek yer, manipülasyona tevessül eden tek yer Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın açıklamalarıdır. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır ve bunun karşısında milletimize karşı özür borçları vardır.